Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda yeni bir sureye başlıyoruz. Hac suresi. Hac suresi Kur'an-ı Kerim'deki 114 sureden bir tanesi. Ve bu sure Ya eyyühen nas ifadesiyle başlıyor. Ey insanlar! Allah-u Teala bir başka surede, Nisa suresinde yine Ya eyyühen nas ile başlamıştı. O Kur'an-ı Kerim'in birinci bölümünün, yani ilk yarısının dördüncü suresiydi. Burada da ikinci bölümünün dördüncü suresi olarak yine Ya eyyühen nas ifadesiyle bir başlangıç söz konusu. Orada yaratılış anlatılmıştı. İnsanların Adem ve Havva'dan yaratılmaları nazara verilmişti. Burada da insanların akıbeti ve sonunda dünyanın kıyamete maruz kalması peşinde ona dikkat çekildi. Yani biri yaratılışla alakalı, biri de dünyadaki hayatın sona ermesi ve peşinde yeni bir hayatın gelmesiyle alakalı. Bu gibi noktalardan baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de bir bütünlük görülür. Yani sureler de kendi aralarında gerçekten birbiriyle alakalıdır ve birbiriyle münasebettardır. Buna Kur'an'ın bütünlüğü diyoruz. İnsan nasıl ki beden itibariyle bir bütünlük arz ediyor, her şey olması gereken yerdedir ve birbiriyle mütenasiptir. Kur'an-ı Kerim'de de surelerin bu şekilde yer alması, her biri olması gereken yerdedir. Mesela Fatiha için en uygun olan ilk sure olmasıdır. Ve bunun da Besmele ile ve peşinde Elhamdülillah ile başlamasıdır. Ona göre Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Bir kitabın adeta fihristinin olması gibi Fatiha suresi de Kur'an-ı Kerim'in bir fihristesi durumundadır. Bu surede Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte ilk kısmında: Ya eyyühen nas, ey insanlar, ittegû rabbekum, Rabbinizden sakının. Rabbinize karşı gelmekten sakının. İnne zelzelete saati, kıyametin zelzelesi, şeyün azim, çok büyük bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de surelerden birisi Zilzal suresi. İzâ zülziletil ardu zilzâlehe, arz şiddetli bir hareketle sarsıldığı zaman, işte zelzele dediğimiz olay. Ülkemiz fay hattında ve ülkemiz zaman zaman sarsılıyor. Geçtiğimiz zaman dilimi içinde en büyüklerinden bir tanesini yaşadık ve Marmara depremi, 1999 Marmara depremi meydana geldi. Ve o depremi bizzat yaşayanlar daha iyi bilirler ve deprem olduğunda çok şiddetli bir sarsıntı ve her taraftan böyle çok şiddetli sesler insanlar duyuyor ve dehşet içinde kalıyor. Bunlar, diyelim 40 bin kişinin ölmüş olduğu böyle bir deprem, orta büyüklükte bir deprem. Ama Çin'de, Japonya'da bazı depremler çok daha şiddetli olmuş. Çin'deki bu asırda yaşanan depremlerden birisinde 1 milyon insan hayatını kaybetmiş. Orada daha şiddetli bir deprem, dehşet de ona göre daha büyük oluyor. Ve diyelim ülkemizde meydana gelen o son büyük deprem 7.4 şiddetindeydi. Bu 7.4 değil de 8.4 olsa veya 9.4 olsa, Allah korusun, bütün Türkiye sarsılacak. Bunu biraz daha büyüttüğümüzde işte bütün dünya sarsılacak. Kıyametin depremi bütün dünyanın sarsılması. Öyle dehşetli bir durum ki, diyelim ki bu deprem normal bir depremde, orta büyüklükte bir depremde binalar yıkılıyor. Ama kıyametin depreminde dağlar yerlerinden oynayacak ve o dağlar üzerimizden bulutlar gibi geçip gidecek. Ve deprem olduğunda nasıl ki kuvvetli olmuşsa o belde yerle bir oluyor, bütün binalar dümdüz bir hale geliyor, kıyamette de yeryüzünün tamamı düz bir hale gelecek. Eğri bir şey kalmayacak ve denizler yanarak, işte dağlar uçarak, her şey böyle ölümü tadarak bir kıyamet yaşanmış olacak. Yevme teravneha, sen o
kıyametin depreminde görürsün ki tezhelu küllü murdiatin amma ardaat. Her süt emziren anne süt emzirdiği kimseden geçer, vazgeçer. Yani dehşet içinde adeta ne yapacağını şaşırmıştır. Normalde bir annenin yavrusunu emzirmemesi hayal edilebilecek bir şey değildir. Normal tehlikeli durumlarda da anne yavrusunu emzirir. Ama o günkü dehşet o kadar büyük olacak ki işte anneler yavrularını emzirmeyi unutacak veya o anda emziriyorsa artık emzirmeyecek. Ve tadavu küllü zati hamlin hamleha ve her böyle hamile kadın o günün dehşetinden doğumu yapacak. Yani taşımış olduğu bebeği dünyaya getirecek. Malum sarsıntı gibi durumlarda doğum sancısı başlayabiliyor ve bebek dünyaya geliyor. Kıyametin o dehşetinde artık hamile durumda olan her kadın, her dişi hamile olduğu şeyi dünyaya getirecek. Ve teran nâse sükâra, insanları sen o gün sarhoş görürsün. Ve mâ hum bi sükâra, halbuki onlar sarhoş değiller. Yani o günün dehşetinden alık bir halde olacaklar. Birbirlerine garip garip bakacaklar. Kimse ne yaptığının farkında olmayacak. Ve insanların her birisi o zaman sarhoş gibi. Ama bu sarhoşluk içkiden dolayı sarhoşluk değil, o günün dehşetinden meydana gelen bir sarhoşluk olacak. وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٍ. Lakin Allah'ın azabı şedittir. Allah'ın azabı şedid olduğundan bunlar böyle tecelli edecek. Değerli izleyenlerim, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kıyamete yakın kalbinde zerre miktar imanı olanların taraf-ı ilahiden ruhlarının kabz edileceğini bildiriyor. Ve yeryüzünde diyor artık en şerir insanlar kalır. İnsanlık tarihinin gördüğü en şerir, en kötülük yapan, günahlara dalan insanlar kalır ve kıyametin dehşetini onlar görür. Meselenin başka bir yönü var. Vefat etmiş olanlar da derecelerine göre kıyametin hadiselerinden tesir altında kalacaklar. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa hitap ediyor ve Kur'an-ı Kerim'de kıyametle alakalı tehditler bütün insanlığa yönelik bir durumda. Böyle olunca daha önceden vefat etmiş olanlar da kıyametin kopmasını bulundukları berzah aleminin menzillerinde ya böyle korkuyla, dehşetle veya ehli iman kimselerse hayretle, hatta Cenab-ı Hakk'ın sanatını seyirden adeta zevk alırcasına onlar da o şekilde izleyecekler. Çünkü kıyametin kopması artık kabir hayatının bitmesi anlamına gelecek. Kabirde bekleme sona erecek. Cennet ehli netice itibariyle cennete alınacaklar. Bu açıdan adeta bir film seyreder gibi cennet ehli olanlar da kıyametin o kopuşunu bulundukları berzah aleminin menzillerinde seyredecekler. Kafirler, onlar cehennem çukurlarından bir çukur tarzında, yani ölmüş olan, daha önceden ölmüş olanlar cehennem çukurlarından bir çukur tarzında bir kabir hayatındalar, bir berzah hayatındalar. Onlar da eyvah, daha büyük azap geliyor diye onlar da korku ve dehşetle kıyametin dehşetini bu şekilde yaşamış olacaklar. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ اِلْمٍ. İnsanlardan bir kısmı da vardır ki Allah hakkında bir ilme dayanmadan mücadele eder. Yani bu konuda gerçek bir ilme dayanmaz, herhangi bir bilgiye sahip değildir ama rastgele, ileri geri bir şekilde konuşur. Nadir bin Haris hakkında bu ayetin nazil olduğu söylenir. Bu kimse işte melekler Allah'ın kızıdır, Allah öldükten sonra insanları tekrar diriltmeyecek gibi böyle iddialarda bulunan bir kimse. Halbuki bu konuda dayandığı bir şey yok. Sadece kulaktan dolma bir takım şeyleri veya bir takım kendi temennilerini, ümniyelerini insanlara söylüyor. Bu tabi sebebin üzülüne göre bakıldığında ama genel anlamda düşünüldüğünde gerçekten de tarihin her devrinde insanların bir kısmı böyle olmuştur. İşte bilmediği halde
herhangi bir aydınlatıcı bir bilgiye sahip olmadığı halde Allah hakkında ileri geri konuşanlar günümüzde de bulunmaktadır. Kıyamete kadar da bulunmaya devam edecektir. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ve her kaypak şeytana bunlar tabi olurlar. Burada şeytandan murat gözle görülmeyen şeytanlar olabileceği gibi gözle görülen insi şeytanlar da olabilir. Yani şeytan denildiğinde şeyatinel insi vel cin Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. İns ve cin şeytanları. Veya Kul Euzu Birabbin Nas suresinde geçtiği üzere minel cinneti ven nas. Yani o şeytanlar hem cinlerden, gözle görülmeyen varlıklardan olur hem de insanlardan. Hatta şunu diyebiliriz. Gözle görülmeyen şeytanların varlığına en büyük delillerden birisi gözle gördüğümüz şeytanların olmasıdır. İşte tarihte çok büyük zalimler, inkarcı zalimler gelip geçmiş. Firavun gibi, Nemrut gibi, zamanımızın firavunları, Nemrutları gibi. Bunlar adeta iblisleşmiş, şeytanın bir neferi haline gelmiş. Cunud-i İblis diye ayette anlatılan iblisin ordusuna bunlar da dahil olmuş. Şeytan yapacağı şeyleri bunlarla yapıyor. Bunlara talimat veriyor. Bunlara mesajlarını gönderiyor ve bunlarla ortalığı karıştırıyor. Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette şöyle ifade edilir. İnne şeyatine leyuhuna ila evliyaihim liyucadilukum. Şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına vahyederler. Demek ki şeytanların da vahyi var. Allah kendi dostlarına, peygamberlere vahide bulunduğu gibi, direktifler, emirler verdiği gibi, şeytan da kendi dostlarına, kendi bendelerine, kendi memurlarına bir takım emirler veriyor. Şunu şöyle yapın, bunu böyle edin. Onları yönlendiriyor. Ve böylece bir kısım insanlar mesajlarını şeytandan alıyor. Emirlerini şeytandan alıyor. Ona göre hareket ediyor. İşte şeytanın yaptırmış olduğu şeylerden birisi de Allah hakkında bir ilme dayanmadan rastgele konuşmaların yapılması. İşte dinler tarihi kitaplarına bakılsa Allah hakkında ne kadar ileri geri konuşmalar olmuş. Kimi Allah'ı insanlara benzetmiş. Mesela Yunanlılardaki tanrılar düşünülecek olursa adeta bir tanrılar sülalesi orada Olimp Dağı'nda var. İnsanlar kendi kafalarından bir takım böyle ilahlar uydurmuşlar. Onlara insanlar tarzında bir hayat düşünmüşler. Onların kendi aralarında mücadeleleri var. Belki sembolik anlatım gibi düşünülmüş olabilir. Ama insanlar bunların zahirine göre anlamışlar. Ve bu gibi ilahları, sahte ilahları kabul etmişler. Günümüzde Müslümanların sayısı dünya nüfusunun 1/4, 1/5 civarında. 1/5 kabul ettiğimizde demek ki 1/4 Müslüman değil. Yani insanların çok büyük bir ekseriyeti Müslüman değil. Ve bu Müslüman olmayanların çok büyük bir ekseriyeti daha çok şeytanın adeta oyuncağı haline geliyor. Ve şeytan onların fikirleriyle istediği gibi oynuyor. Onları değişik yerlere yönlendiriyor. Müslümanlarla da şeytan elbette uğraşıyor. Onların da içinden kendine elemanlar buluyor. Onlar vasıtasıyla onların o temiz güzel fikirlerini bozmaya ve karıştırmaya çalışıyor. İşte insanlardan bir kısmı Allah hakkında bir ilme dayanmadan mücadele eder ve kaypak olan şeytanların yoluna tabi olur. Şeytanın peşine düşer. Kütübe aleyhi şeytan hakkında şu yazılmıştır. Yani adeta şeytanın alnında şöyle bir yazı var. Ennehu men tevellahu, kim onu dost edinse, kim şeytana dost olsa, yudilluhu fe ennehu yudilluhu, şeytan onu yoldan çıkarır. Onu yoldan saptırır. Ve yehdihi ila azabis sa'ir, ve alev alev yanan bir azaba, dehşetli bir cehennem ateşine onu sevk eder. Yani şeytanın üzerinde bu yazıyor. Kim ona tabi olursa şeytan onu yoldan çıkarır. Burada tabii şeytanın yoldan çıkarması, hidayet, dalalet, bunlar birbirine mukabil kavramlar.
Allah-u Teala peygamberleriyle insanları hidayete sevk ediyor. Yani onlara yol gösteriyor. Ve bu dosdoğru bir yol. Hakka götüren, cennete götüren bir yol. Ama buna mukabil karşı cephe var. Yani batıla davet eden, cehenneme doğru sevk eden başka bir yol var. Onun da başında şeytan var. Ve şeytan kendine tabi olanları hileleriyle, desiseleriyle, vesveseleriyle yoldan çıkarıyor ve bunun neticesinde o insanları cehennem azabına sevk ediyor. İleride kendisi zaten orada olacak. Yani şeytan ateşten yaratılmış, ateşte azap görecek. Topraktan yaratılan insan, toprak, taş gibi şeylerle de zarar görebildiği gibi şeytan ateşten zarar görecek ve ateşte kendisine azap verilecek. İnsan yüzünden böyle bir azaba maruz kaldığını biliyor. Adem'e secde etmemesi meselesi. Ve istiyor ki orada kendine arkadaşlar olsun. Ve böylece insan nev'inden intikamını alsın. Ve buna yetki verilmiş. Yani iblise bu noktada yetki verilmiş. Ve iblis bu yetkisini Hazreti Adem devrinden bu yana kullanıyor. Ve onun işi gücü insanları yoldan saptırmak. Ve insanları bu şekilde yoldan saptırmaya çalışıyor. Şöyle bir hikaye okumuştum. Adamın bir tanesi, hiç böyle ömründe camiye gitmemiş, camiden uzak olan bir tanesi, bir gün caminin kenarından geçerken, muhtemelen bir cuma günü, caminin kenarından geçerken, içeride yapılan vaazın sesi hoparlörden dışarıda da duyuluyor. Vaazı yapan hoca şeytanın hilelerinden anlatıyormuş. İşte ey cemaat dikkat edin, şeytan şöyle yoldan çıkarır, şeytan böyle saptırır diye anlatıyor. Adam kendi kendine şeytanı savunmaya başlamış. Demiş ya bu hocaların şeytandan ne alıp veremedikleri var? Niye böyle şeytanın aleyhinde konuşuyorlar ki? Şeytan kime ne yapsın? Ve bunlar boşuna şeytanın gıybetini yapıyorlar diye İçinden böyle şeytanı savunuyor. Gece rüyasında şeytan kendisine görülüyor. Ve şeytan bunun elini sıkıyor. Gel seni alnından öpeyim diyor. Bugüne kadar benim yanımda yer alan çok kimse oldu ama senin savunduğun kadar da beni savunan olmadı. Gel seni mükafatlandırayım diyor. Ve onu elinden tutuyor. Şehrin dışında bir yere götürüyor. Ve orada arazi gibi bir yerde ona diyor ki haydi diyor şurayı kaz, buranın altında bir hazine var, ömür boyu mutlu olursun. Adam diyor ki kazayım ama yanımda kazma yok, sen burada bekle diyor şeytana, ben bir kazma alıp geleyim ve kazayım. Şeytan diyor ki ben bekleyemem, benim çok işim var, yapacak çok işim var, ama sana diyor yine ben akıl vereyim, sen diyor yani affedersiniz buraya bevlet diyor. Küçük abdestini yap. Bu şekilde bir alamet buraya bırakmış olursun. Geldiğin zaman da burayı kazarsın ve ömür boyu zengin olursun. Adam tamam diyor ve o şekilde şeytanın talimatına göre hareket ediyor. Ama aslında yatakta yatağı adeta göllendiriyor. Ve böylece şeytanın ipiyle kuyuya inilmeyeceğini kendi hayatında tecrübeyle de görmüş oluyor. Cenab-ı Hak hepimizi şeytanın her türlü hilelerinden muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.